Evet sevgili dostlar, Cihangir'deyiz. Çukurcuma'da Poli Kafe'deyiz. Bugün hafta sonu olduğundan dolayı Çukurcuma'yı, tarihi yerleri biraz dolaşalım istedik. Poli Kafe'den sevgiler sunuyorum. Evet. 13 Ekim 2012 burası daha çok antikacıların olduğu bir bölge. Genellikle turistler daha yoğun geliyor buraya. Hemen ben Best Top 10 tweetlerimize geçiyorum. Oha, içlik bilinci, Cübbeli Özgür Hoca, Mark Zuckerberg, Beyin Özürlü, Yamyam Stayloğlu, Nafer Ermiş, Taci Kalkavan, Hidrojen ve Acımasız. Aşağı yukarı 10 tane Twitter fenomenimiz. Sizin tweetleri var bugün. Muhteşem tweetler var. Birazdan onları sizlere okuyacağız. Cihangir bugün sonbahar, yani yazdan kalma bir gün yaşıyor. Muhteşem, ne sıcak ne de soğuk. Cihangir'i hep sevmişimdir zaten. Cihangir benim için vazgeçilmezlerden bir yerdir. Buradan büyük bir keyif alıyorum. Antikacılar, kafeler, tarihi yerler. İlk tweetimizi okuyayım. Umarım seste bir problem olmaz. Ki olacağını biraz zannediyorum ama oha, nerede bir kanguru görsem kesene bereketler uzaklaşır. Onun şeyi var, onun için mi acaba? Yavrusun taşıdığı yer var. Evet, evet, devam edelim. Daha çok retweetlenmiş tweetler oluyor. Evet. Sonraki hiçlik bilinci, iyi biri değilim, sadece benden daha kötü insanlar yüzünden göze batmıyorum demiş. Ne diyorsun? Bir de Çukurcuma'ya gelince ne hissediyorsun? Çukurcuma'ya gelince böyle bir kendimle baş başa kalıyorum. Bir tarih, mesela 100 yıl önceyi düşünüyorum. Bir tarih, kendimi böyle bir izole olmuş hissediyorum. Yalnız erkeklere bir önerim var, sakın kız arkadaşınızla Çukurcuma'ya gelmeyin. Ebenizi ikili. Yani kötü. Olmaz öyle bir şey. Gelin. Bence öyle gelmesin abi, gelsin abi. Yok, gelsin insanlar canım, şaka yapıyorum. Onlar beni anladılar. Kızlara yazarlar. Yok, yazmazlar abi, çok pahalı ya. Kadın diyecek, Mahmut'u şunu bana alsana falan. Aa, o başkanım. Abi çok. Neyse, bir sonraki tweetimiz Cübbeli Özgür Hoca. Her ikram edildiğinde benim için yok o sevmez diyen annem yüzünden 20 yaşıma kadar gerçekten çay sevmediğimi sanıyordum. O da yemin ediyorum aynısını annem yapıyor. Tam çay bunu içmez o, sevmez o. Ya bırak içeyim. Şey. Var bizim annelerimiz. Tabii anneler öyle yapıyorlar. Yok o sen. Evet. Bize mi arkadaş, mesela ben senin arkadaşın olduğu bir yere gitsem, işte o bir şey içer misin diyor, su içeceksin, geberiyorsun suzluktan, şey diyor, ben içmiyorum deyince seni zorlamıyor bile ne ya, öyle kalıyor. Ben orada saatlerce bekliyorsun, acaba bir şey içeceğim, ederler mi diye. Dün bir gelişme oldu mu sevgili Gökhan, seni ziyaret ediyoruz. Ya Gökhan, buradan Gökhan Taşkın'a sevgiler sunuyoruz. Mustafa Yenigül'den telefonuna cevap vermiyor. Gel dedik, programa katıl dedik. Mustafa Yenigül'ü kaybettik. Bu arada dün gece saat 3.30'da Cihangir Turuz Kahve'nin önünde 4 kişi oturuyordunuz. Ne yaptınız lan? Ben mi? Evet. Seni de çağırdım. Ben çağırdınız. Evet. Neyse, bir sonraki tweetim Mark Zuckerberg, çoluk çocuk oyun oynasın diye Facebook'a oyun ekledik ama annelerin oyunlara dalıp çoluğu çocuğu aç bırakacağını düşünemedik. Buna ben canlı şahidim, yemin ediyorum. Evet. Kadın Facebook'taki oyun, yani Facebook oyun oynamaktan çocuk işte anne karnı aç hemen ekmeğin üzerine ya koyuyor, Nutella falan filan gönderiyor. 3 saat sonra tekrar anne karnı acıkıyor, tekrar ekmeğin üzerine. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Kaçıyor musun, bırakıyor? Evet, devam edelim. Sonraki tweetimiz Beyin Özgürlü. Öldürdü beni bu tweet. Evet. Mağazada bir teyze aldığı ceketin bir büyüğünü sordu. Keşke ben de bunu ben okusaydım. Yani. Neyse, mağazada Allah'ım geçin artık, Paris yolu oldu. Mağazada bir teyze aldığı ceketin bir büyüğünü sordu. Ben de müşteriyim diyemedim. Hemen depoya bakmaya gidiyorum. Dedim hala şu an depoda yolu demedim. Yok, başına geldi mi böyle bir şey? Abi oluyor, çok oluyor. Bazen bana geliyor mağazadan. İşte bir sürü bağırıp çağırıyor. Kardeşim mağazanın sahibi veya benimki bir başkasına şikayet. Personel şikayet var. Ya yani orada bir karmaşa olabiliyor mağazada. Bir kere benim şeyde oldu. Bebekten kestane alacağım. Hiç öyle etrafa bakmadım, gittim kestane. Dedim ki 10 milyonu kestane alabilir miyim dedim ben.
Adam hiç ilgilenmiyor. Kardeşim o bir baktım odan kestane almış. Arabası marabası orada köpür müfür var. Bir baktım abi, kusura bakma falan. Bak deme karmaşa olabiliyor yani. İstersen ben tweet'i okurken sen benim amortumdan şöyle bir çukurcuma görüntüsü de verebilirsin. Evet. Ben bu arada yeni bir tweet'imizi okuyayım. Amortum ne demek? Benim arkamdan şu. Yamyam Styloğlu, ne haber lan? 6 ay çıkıp sevgili yüzüğü takanlar, evli evlendiniz mi bari? İşte gülümsemeler, gülücükler. Hemen Twitter fenomeni Nafer Ermiş. Çok güzel bir tweet. İleride arkeologlar Twitter'ı bulurlarsa bizim Nutella diye bir tanrıya taptığımızı... Pazartesi şeytandan korktuğumuzu sanabilirler. Bir daha okusana şimdi, çok güzel bir tweet. İleride arkeologlar Twitter'ı bulurlarsa... Abi şu müzik nedir ya? Şunu bir çeker misin? Millet olsun gerçekten. Çukurcu Mahallesi'nde böyle hayvan gibi sesi açmışsın. Biraz önce Murat'la geçti. İleride arkeologlar Twitter'ı bulurlarsa bizim Nutella diye bir tanrıya taptığımızı ve pazartesi istenen şeytandan korktuğumuzu sanabilirler. Müthiş bir saptama. Taci Kalkavan müthiş. Oo, evet, Twitter fenomeni. Twitter ve Facebook profil fotoğraflarına kimlik fotoğrafı koyma zorunluluğu getirirse hayatına son verecek kadınlar tanıyorum demiş. Ne düşün? Güldün. İlk defa. Evet, evet. Bizim sevgili dostuma çok ilginç oldu ha. Çukurcuma'ya geldik ya, bir tripodla yok ya. Nasıl çekeceğiz, ne yapacağız falan filan dedik. Arkadaşımız sağ olsun bizim videomuzu çekiyor şu anda. Ona da buradan Şöyle bir çekelim. Orayı da çekelim hafiften böyle. Neler yiyoruz orada, neler yiyoruz? Çukurcuma yiyoruz. Çukurcuma köftecisi var, çok güzel köftecisi var burada. Bize yok mu? Evet. O ne kafeden sorar bu arada. Bir sonraki tweetim hidrojen, iyi ki varsın dediklerimiz hiç yok olmasın demiş. Güzel. Ve son tweetimiz acımasız iPhone'la ilgili. Bir de şurayı arkaya çekelim. Çok güzel. Bu açı. Hande ve arkadaşı. İyi günler. Benim. Hande sen misin? Evet, son tweetimiz acımasız. Sabahları iPhone şarjı gibi oluyorum, %100. Yataktan kalkınca %71. Giyinirken %53. Otobüs beklerken %37 derken işe gelmeden batarya bitiyor demiş. Evet, bugün best top 10 tweetlerimiz bunlardı. Hemen bir farklı konuya geçelim. Nasıl gelsin sekreman? 49. Altın Portakal Film Festivali sona erdi. Allah'ım ölüyorum. Allah'ım. En iyi ödülü Hüseyin Tabak'ın yönettiği Güzelliği On Para Etmez adlı filmle altı dalda ödül aldı. Aynı zamanda Aşık Veysel'in bir parçasıydı bu. En iyi senaryo, en iyi film, en iyi yardımcı, en iyi erkek, yardımcı kadın, en iyi en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu. Jüri özel ödülü de aldı sanırım. Onun dışında Cezaevinde bulunan Soner Yalçın'ın Menekşe'den Önce adlı belgeseli Sivas katliamı ile ilgili, o da belgesel dalında ödül aldı. Uluslararası dalda Ağlaya Ağlaya filmi ödül aldı. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsunuz bu festivali? Antalya'yla ilgili. Bu arada söylemek istediğim bir şey var. Antalya Film Festivali hiçbir siyasi partinin tek elinde değil. Belediye bunu organize edebilir. Fakat Türk sineması hiçbir partinin tek elinde değil. Siyasinin tek elinde değil. Türk sineması Türk milletine, bu millete aittir. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Anlayanlar anladı. Hayır, AKP'nin de elinde değil. Sinema kimsenin tek elinde değil. Yok abi, sinema kimsenin... Hayır, sinema kimsenin tek elinde değil. Bunu net söylüyorum. Sevgili Olgu. Evet. Şey soracağım. Mustafa Yıldız'ın burada katıldığım için geçen sefer çok teşekkür ederim. Bir ikincisi, mağazada çekim yapıyorduk. Ses vardı ya, mırın kırın yapıyordun. İşte Çukurcuma'ya geldik. Sesi görüyorsun değil mi? Ay çok geç kalıyorum. Evet. Ne hissediyorsunuz bu şeyi? Ya şimdi benim sen sinirimi başka bir yöne çekmeye çalışıyorsun. Ben şeyle ilgili, film festivalleriyle ilgili konuşuyorum. Evet. Tekrar söylüyorum. Türk sineması ya da bu tarz festivaller... Bir hikayem var mı?
bilmiyorum. Şimdi bak konuyu... Tamam sen devam et. Evet sevgili, sevgili dostlar. Çukur Cuma'da sunduğumuz bir hafta sonu programı burada son bulmaktadır. Biz daha çok pozitif konular konuşmak istiyoruz. Ben daha çok pozitif konular konuşmak istiyorum. Sosyal içerikli şeyler tartışmak istiyorum. Negatif şeyler olmasın, pozitif olsun. Hafta sonumuz güzel geçsin. Çukur Cuma'ya gelin. Çukur Cuma köftesi de köfte yiyin. Poli kafede kahve için. Arkada bizim Gül'ün orada kurabiyeler yiyin. Buralarda güzel güzel eğlenin. Antikalarınızı alın. Kendinizle baş başa kalın. Buralar çok güzel. Her şey gönlünüzce olsun. Sevmesin konuşalım.